Zorlu Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Zyxel WMG3312B10B modeminin firmware yazılım güncelleme adımları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Zyxel WMG3312B10B modemlerin bazı durumlarda güncellenmesi gerekmektedir. Modeminizin power ışığının kırmızı yandığı durumlarda, modeminizin wireless'ında problem yani ağ bağlantınızda problem olduğu durumlarda modeminizi güncellemeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda ne yapmanız gerekiyor birlikte inceleyelim. Öncelikle modeminizin güncel yazılımını Zyxel'in web sitesi üzerinden indirmeniz gerekiyor. Bunun için birlikte inceleyelim. Daha önceki paylaşımlarımızda www.zoruteknoloji.com üzerinde Zyxel WMG3312B10B modemin yazılım güncelleme adımlarını aktarmıştık. Bu sistem üzerine giderek buradaki linke tıklamamız gerekiyor. Burada Zyxel ürünlerinin güncel yazılımlarını bulabilirsiniz. Linke tıklayalım. Açılan bölümde modemler bölümüne geliyoruz. Yeni açılan bölümde VDSL bölüme geliyoruz. VDSL modemler. Yeni açılan bölümde de modemimizi buluyoruz buradan. WMG3312B10B modemimiz üzerine tıklıyoruz. Sonrasında açılan sayfada burada gördüğünüz gibi bu yazılımdır. Güncel yazılımdır. En son güncellenen işlemler burada kaydedilir. Buradan güncel yazılımı bilgisayarınızda herhangi bir yere kaydediyoruz. Kayıt işlemimiz bittikten sonra modem arayüzüne giderek güncel yazılımla modemimizin içerisinde yer alan yazılımı kontrol ediyoruz, karşılaştırıyoruz. Modem arayüzüne ulaşmanız için modeminizin modem yazılımı güncellemeniz için modeminizin Ethernet kablosuyla bağlı olması gerekiyor. Modeminizle bilgisayarınız arasında yani modeminizin Ethernet portları ile bilgisayarınız arasında bir Ethernet kablosu takmanız gerekiyor modem yazılımına geçmeden önce. Bu nedenle Ethernet kablosunu tedarik ettikten sonra güncelleme geçiniz. Çünkü aksi durumda kablosuz ağ üzerinden güncelleme yaptığınızda modeminizin yazılımı belli bir süre sonra kopacağı için yazılımınız yarıda kalabilir. Bu gibi durumlarda da modeminiz kullanılmaz hale gelebiliyor. Bunun için modem yazılımını Ethernet kablosu üzerine yapmanızı öneriyoruz. Kabloyu taktıktan sonra web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basınız. Açılan kullanıcı adı ve şifre ekranında TTNET logolu modemlerde kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle TTNET'tir. Türk Telekom logolu modemlerde kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre Türk Telekom'dur. Yazılımlarını da şu şekilde göstereyim. Bizim modemimiz Türk Telekom logolu olduğu için küçük harflerle Türk Telekom yazıyoruz ve oturum aç butonuna basıyoruz. Şifre adımını geçmenizden sonra karşınıza şifrenizi değiştirmenizi gerektiren bir ekran geliyor. İsterseniz bu ekranda şifrenizi değiştirebilirsiniz, isterseniz de değiştirmeden geçebilirsiniz. Biz değiştirmeden geçiyoruz. Atla butonuna basıyoruz. Şifre adımlarını geçmenizden sonra modeminizin arayüz ekranı gelecektir. Eğer şifrenizi kabul etmiyorsa yani kullanıcı adınız küçük harflerle admin ya da admin ttnet ya da küçük harflerle admin Türk Telekom olarak kabul etmiyorsa modeminizin arkasında yer alan reset butonuna basarak modemi resetlemeniz gerekiyor. Modem resetlendikten sonra fabrika ayarlarına döneceği için modemin kullanıcı adı söylediğim gibi TTNET logolu modemlerde kullanıcı adı admin, şifre TTNET, Türk Telekom logolu modemlerde kullanıcı adı admin, şifre Türk Telekom olacaktır. Modem arayüzüne girdiğinizde karşınıza gelen ekranda ana menüde en alt bölümde yer alan bakım bölümüne geliyoruz. Buradan yazılım güncelleme ekranına geliyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz yazılım yükseltme bölümünde mevcut aygıt yazılım sürümü bölümü var. Burada indirmiş olduğunuz dosya ile sizin modeminizin arayüzündeki dosyanın güncellemelerini kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi 1.00AAPP.7 A.P.7.0 yani aynı yazılımı görüyorsunuz. Biz yine de yazılımın nasıl yapıldığını göstermek açısından işlemi birlikte inceleyelim sizinle. Buradan dosya aç bölümüne tıklıyorsunuz. Açılan bölümde dosyayı nereye indirdiyseniz bu ekranda dosyanızı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi indirmiş olduğunuz dosya geldi. Buradan yükle butonuna basacağız. Yükle butonuna basmadan önce söylediğim gibi modeminiz ile bilgisayarınız arasında Ethernet kablosu olmak zorunda. Bu işlemi başlamadan önce bu kabloyu mutlaka takın. Dosyamız, indirilen dosyamız, modemin içerisindeki dosyamız. Bunları kontrol ettikten sonra, dosyayı seçtikten sonra yükle butonuna basarak
Yükleme adımlarına başlıyoruz. Yükleme sırasında bir süre beklememiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kayıt işlemi devam ediyor. Gelecek duruma gelecek. Powershim'i sağ. Ve modemin yazılım güncelleme adımları bu şekildeydi. Siz de modem yazılımınızı kontrol ederek modeminize ulaşabilecek teknik sorunlarda bu gibi işlemleri de modem yazılım güncellemeyi deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zorluteknoloji.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji'ye isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz.
Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.